Herkese yeni bir vlogtan daha merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir vlog başlattım. Aslında sürekli atmak istiyorum ama bir türlü fırsat bulamadım bu eve taşındığımızdan beridir. Yani hayalim aslında her hafta 2-3 vlog atmaktı ama olmuyor gerçekten. Çünkü bu ev sıfır ev olduğu için ve eksiği çok fazla vardı. Biz de mecburen taşınmak zorundaydık. Ben de eksikleri bitmeden vloglara devam etmek istemedim açıkçası. Ama çok şükür ki eksiklerimiz tamamlandı. Ben de bundan sonra sık sık, yani kendime bir söz verdim. Sık sık vlog atacağım. Hem sizleri hem de kendimi mahrum etmeyeceğim YouTube'dan. Öyle. Şu an saat akşam, yani kararmak üzere. Yemek yapacağım. Sizlerle yapmak istiyorum. Hemen geçip yapalım Çağrı gelmeden. Çağrı gelince çok aç oluyor çünkü. O gelince yemek hazır olsun istiyorum. Hadi geçelim. Şimdi çok güzel bir tarif yapacağız arkadaşlar. Fırında tavuklu mantarlı bir tarifim var. Onu yapacağız. Önce tavukları şöyle ikiye bölerek başlıyorum. Ve bir kaba koyuyorum. Şimdi kaba koyduğum tavuklara biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Tuz. Pul biber. Karabiber. Bunları şimdi bir güzel ovacağım. Kenara alıyoruz şimdi. Ocağa tavamı alıyorum. Isınmasını bekleyeceğim. Ardından hemen tavukları, sosladığım tavukları pişireceğiz. Yemek yaparken bir sürpriz konuk katıldı aramıza. Evet. Selam ver. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay. Bip yap. Bip. 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 Ham yapıyorum ben bize. Ne yapma? Hoppa ya. Hoppa. Şimdi ikinci postayı atıyorum arkadaşlar. Şimdi tavuklar orada pişerken ben de bir yandan sebzeleri doğrayacağım.
azıcık yağ ekliyorum. Şimdi şu tencereye yağ ekledim. Altını da açtım. Hemen biberlerimi atıyorum. Domates ve mantarları da ekliyorum hemen. Bir kaşık salça ekledim. Mantar pişerken o da içinde erisin diye, yumuşasın diye. Salça iyice eridi. Mantarlar da iyice kavruldu. Hemen baharatları atıyorum. Bir kaşık, hatta 1,5 kaşık pul biber. Bir kaşığa yakından karabiber ekliyorum. Bir kaşık da tuz ekleyeceğim. Çok eklemeyeceğim. Çünkü tavukta da zaten tuz var. Şimdi böyle de biraz kavruldu. Ardından şöyle bir kaşık un ekleyeceğim içine. Bunu 1-2 dakika kadar kavuracağım böyle. Kavurduktan sonra da 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Ve bunu da bu şekilde kavuruyorum. Bir iki defa fokurdadıktan hemen sonra kapatacağım. Çünkü çok koyu bir kıvam alıyor zaten. Bakın şöyle bir kıvam alıyor. Hemen kavrulduktan sonra kapatacağım. Sonra da pek bir şey kalmıyor zaten. Bunları tavukların üstüne, kızarmış tavukların üstüne ekleyip fırına atacağım. Şimdi hazırladığım sosu tavukların üstüne ekleyip fırına atacağım. Niye öyle bağırıyorsun? Niye? Bakın böyle oldu. Etrafından biraz taştılar ama sorun değil o. Tabağa aldığımda düzelir zaten. Şimdi fırına yollayalım. Şöyle üstü kızarana kadar hafif pişireceğim. Ardından hemen kaşarları ekleyeceğim. Şimdi tavamı aldım ocağın üstüne. Hemen yanına bir pilav yapalım. Pilavım da hazır arkadaşlar. Altını kısıp pişmeye bırakıyorum onu da. Yemeğim hazır arkadaşlar. Şimdi alalım bunu. Pilavım da pişti. Şimdi Çağrı'yı bekliyorum. Çağrı gelince yemeğe geçeceğiz. Bu arada ben peynir koymadım, kaşar peyniri. Çünkü Çağrı çok ağır olur dedi öyle. Zaten mantar sosun içinde hem süt hem un olduğu için bana çok ağır gelir dedi. Yiyemem dedi. Ama siz eğer koymak isterseniz koyabilirsiniz. Ben koymadım. Çağrı geldi şimdi. Elinde bir poşetle ofisten getirmiş. Bir müşterisi bize çikolata yollamış sağ olsun. Size de göstermek istedim. Güzeller. Bakar mısınız? Çağrı şunları yemiş galiba. Yerleri boş çünkü. Neyse, birazdan çayın yanına yeriz. Sofrayı kuralım beraber.
Bak bu da senin yemeğin. Çok güzel bir pilav. Gel. Tamam hadi gel. Gel. Hoppa. Bakalım tarif edecek mi yemeği arkadaşlar ya. Heyecanlandım bak. İlk defa yaptım çünkü yemeği. Dur. Dur tamam dur. Ece'yi doyurdum şimdi. Sıra bana geldim. Çağrı'ya verdim. İçeri götürdü rahat rahat yiyebilmem için. Çünkü hiç yerinde durmuyor. Bu arada yemek çok güzel oldu arkadaşlar. Çağrı da çok beğendi. Ben de deneyebilirsiniz. Hatta çok çok tavsiye ediyorum yani. Diğer çocuğun adı neydi? Şimdi buraları toplayalım hemen. Sonra da güzel bir çay sefası yapalım. Hak ettim bence bunu. İşlerimi bitirdim. Her yeri bir güzel mis gibi temizledim. Şimdi kendime çay koyacağım. Umarım Ece izin verir de şu çayı keyifli bir şekilde içerim. Yanına da Çağrı'nın getirdiği çikolatalardan koyalım. Minnoşluğuna bakın. Çok güzeller. Çok yemeyeyim gece gece. İki tane yeterli. Size şimdi Ece'ye göstereceğim. Bakın. Ne yapıyorsun anneciğim? Şimdi tekrar bu tarafa. Ay, arkadaşlar Ece günlük böyle 10 tur koridorda gidip gidip geliyor. Fazlası var biliyorsunuz. Koş anneciğim. 2 gram yemek yedin onları da erit anneciğim. Koş 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 koş. Bay bay ya. Bay bay. Annem. Kalk. Kalk. Hadi yeter bu kadar. Gel yorulmadın mı? Doy. Ne diyorsun acaba?
Böcek ya. Ece Hanım. Ece Hanım. C-E. C-E yap. Evet, pijamalarımı giydim ve geldim. Makyajımı beraber çıkartalım istiyorum. Saat bayağı geç oldu, uyuyacağım. Gördüğünüz üzere gözlerimden uyku akıyor. Şu makyajımı çıkartıp güzel bir cilt bakımı yapıp uyumak istiyorum hemen. Ama önce saçlarımı toplamak istiyorum. Tamam. Şimdi. İki tane pamuk alıyorum. Makyaj temizleme suyu sıkıyorum. Ve yüzümdeki bütün makyaj kalıntılarını bunlarla ilk önce alıyorum. Ben uyumaya hazırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere.
geçiyor. Bizi de kayınvalideme bırakacak. Ben de vlogu kapatmaya geldim. Bayağı uzun oldu çünkü. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Şuralara bir yerlere bırakırım. Buradan da abone olursanız, videoyu da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.